bu scouting işini uzunca bir sürede yaptın. Bu konularda da çok birikimin olduğunu biliyorum. Hem Zalai için hem Simondelli için şöyle bir bize kısaca bilgi verebilir misin? Elinde hazır veriler varsa. Ben öncelikle ligimizde bazı oyuncuların bir model oluşturduğunu düşünüyorum. Mesela onlardan birisi Onyekuru. Onyekuru'nun bu ligde yarattığı farktan sonra birçok takım o modelde oyuncular bakmaya başladı. Ki Akintola da bugün izlediğimiz oyuncu, Bufenza da o tip bir oyuncu. Konuştuk. Ben Marcano'nda özellikle büyük takımlar için önemli bir model olduğunu düşünüyorum. Çünkü sol ayağını kullanan stoperler sol bölgede oynadığı zaman dönen topları alınca oyun kurulumunu çok daha rahat yapabiliyorlar Mustafa ve sen o kaleden zaman uzakta. şeyde miydin? O Efendim? ekipte miydin? Marcao'nun Evet. takibinde. Portekiz sorumlusu bendim o dönemde Emre Evet, Okucu'nun evet. ekibinde. Onu bildiğim için sordum. Evet. O yüzden ben açıkçası bu iki ismi de bu bakımdan çok olumluyum. Çünkü anladığım kadarıyla Fenerbahçe'de kalede uzakta oynamayı beceren sol ayaklı stoperler bakıyor ve özellikle Salah'ı şöyle bir oyuncu, 98 doğumlu, henüz 22 yaşında ve bir 92 boyu olmasına rağmen atletizmiyle ön plana çıkıyor. Ki milli takıma karşı da boy göstermişti. Ayrıca Macar futbolunun bir atılımda olduğunu da hatırlatmak gerek. Özellikle zaten Euro 2021'de de göreceğiz kendilerini. Transfer eğer şimdi gerçekleşirse oyuncunun bu yaz önemli bir değer artırımı da yapabilir. Çünkü grubunda tabii sert takımlar var. Almanya gibi, Portekiz gibi, Fransa gibi sert takımlar var ama bu aynı zamanda bir fırsat da olabilir bu tip oyuncular için. Aklıma Etebo geliyor. Etebo sadece Arjantin karşısındaki performansıyla Dünya Kupası'nda çok ciddi bir bonservisle Premier Lig'e transfer olmuştu. O yüzden şayet Atilla Szalai şu an transfer olursa Fenerbahçe için çok olumlu bir hamle olur. Dediğim gibi sol ayaklı, kaleden uzakta oynamayı beceren, boyuna göre hareketli, yani sol bek oynayacak kadar topla yetenekli bir oyuncu gibi gözüküyor. Tabii Fenerbahçe Scout ekibi çok daha derin araştırma yapmıştır bu oyuncu için. Ben ilk profil olarak gözüme çarpanlar Yani bunlardı. Fenerbahçe'nin faydalanabileceği, üzerine de koyup bir pazar üretebileceği bir oyuncu olarak yorumluyorsun sen, değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle. Bir de hani bazı Fenerbahçeliler arkadaşımız belki hani takımın Apollon olduğu için bir ön yargı yapabilirler. Tabii Ama ona da Apollon şöyle Limassol mu, söylemek. değil mi? Evet. Güney Kıbrıs'ta. Ama eğer biz mesela bir oyuncuya yatırım yapıp para kazanabileceksek bu tip zar atmalar yapmamız gerekiyor. Çünkü 5 büyüklükle artık rekabet halinde değiliz maalesef. Yani Premier Lig'in sonuncu takımı bile 20 milyon pound, 30 milyon pound transferler yapıyorlar. Bizim artık rekabet ettiğimiz takımlar işte Kopenhag gibi, Slavia Prag gibi takımlar. 2 milyon, 4 milyon, 5 milyon euroya transfer yapan takımlar. O yüzden bizim fark yaratabilmemiz için bu bölgelerden oyuncuyu yakalayıp parlatmamız gerekiyor ki oyuncunun Macar bir oyuncu olması zaten aslında eli de kuvvetlendiren bir şey gelecek adına. Şayet fark yaratırsa yani sadece oradaki seviyeyi burada korursa bile oyuncu otomatikman değer artırma olacak. Yine Marka'dan örnek vereyim. Şimdi atıyorum Atalanta oyuncu izliyor diyelim. Bu oyuncunun Çaresi de yapması farklı. Galatasaray seviyesinde yapması farklı. Yani aynı seviyeyi burada bile gösterse otomatik olarak zaten değerini artırmış olacak oyuncu. Doğru söylüyorsun. Bir de Simondelli için o da yani Slavia Prag'daydı. Sparta Prag'da değil sanıyorum Brügge'den önce, değil mi? Evet. Sonra Brügge'de de şimdi o bölgeye bir oyuncu transferi oldu diye biliyorum. Simondelli'nin ama bir bonservisi var. Biraz daha yüklü bir bonservisi var diyelim ya da. Onunla ilgili senin yorumun ne olacak? O da aslında sol stoper. O da kaleden uzakta oynamayı beceren atletik bir stoper. O muhtemelen eğer şayet Erol Hoca daha net, daha hazır bir oyuncu talep olursa muhtemelen Simondelli'ye yönelecekler. Ama Szalai çok daha gelecek vadeden, para kazanma ihtimali çok daha yüksek olan bir oyuncu. O yüzden açıkçası benim bir futbol yorumcusu olarak gönlüm Atilla Szalai'den yana diyelim. Peki, çok teşekkürler sevgili Ben teşekkür Mustafa. ederim. İyi yayınlar, iyi Görüntü geceler. o ki şimdi Fenerbahçe tamam Mesut olmaya yakın. Onu anladık. Ama stoper transferi ivedi. Szalai 22 yaşında bir oyuncu. Sokratis için bir girişimleri var ama birden fazla talebi var Sokratis'in. Solak bir oyuncu Zala. O çok Szalai önemli. sol Solak stoper. bir Daha sol 22 ayaklı. yaşında. Hani daha sonrasında da
Fenerbahçe'ye para kazandırma ihtimali olan bir oyuncu. Simon Deli'yi biliyoruz. Simon Deli'yi seyretme imkanımız da oldu. Ama Brugge'de o bölgeye transfer yapıldı. Dolayısıyla Simon Deli yerini kaybetti. Onun transferi için ama bir para çıkartması gerekir. Daha yüklü bir para çıkartması gerekebilir. Ama şeyler de bu yönde sevgili Gürcan. Transfer hamleleri bu yönde. Şimdi oyuncu da satması lazım. Bonservis verecekse. Şimdi Dirar'ın maaşından kurtulacaklar galiba. Dirar gidiyormuş. Dirar var. Bizim mesela Volkan'ın bana söyledi, bizim Demir'in. Ozan'ı ciddi şekilde İngilizlerin istediği yönünde. Mesela Ozan'ın da kaybı mesela, ciddi bir kayıp olmaz mı Fenerbahçe yani için? O yönde de bir... Olur yani öyle bir 8 numara profilinde özellikle Gustavo ile yani savunmanın önünde iyi bir ikili oluşturdular. Tabii orada şey yapacaksın. Yani artısı eksisi Ozan'ı gönderdim. Yerine kimi oynatırım? Yani orada ciddi bir... Matematiğe giriş. Ozan giderse transfer lazım o zaman lazım. Pozisyona. Tabii. Ama sonuçta bir açıklanan bir bütçe var. Ve o bütçenin içinde kalacaksın. Bugün rakamlar da artık sır değil yani. Evet. Onu yaptığınızda yani elinizden oyuncu da göndermeniz gerekiyor. 1 Şubat'a kadar. Senin dediğin gibi yani nasıl Dirar'ın maaşından kurtulacaksan emin belki Adem'i de göndereceklermiş kiralamayı ya da şey yaparak yani başka, iyi oyuncu daha. Bu iş artık şeye benziyor. İstediğin oyuncuyu alamıyorsun abi. Maaşı uygun olanını alabiliyorsun. Ama daha işte çok sadece 6 ay oldu. Ademi ve Lemos gibi oyuncular gözden düştü. Demek ki doğru transfer değilmiş. Neyi mi? Gözden düştü derken o yani. İkisi de doğru transfer değilmiş. Yani buradan yani olayın özeti bu. Yani Süper Lig zor bir lig. Yani Tisserand da mı çok doğru transfer, o da tartışılır. Yani hep oynuyor ama ona baktığımız zaman. Ama dediğim gibi bazı şeyler mecburiyet. Mesela Zalai 22 yaşında yatırım yaparım diyorsun. Neydi Beşiktaş? Oyuncu aldı çok genç stoper. 4 milyon euro verdi aldı. Mitrovic miydi çocuğun adı? Mitrovic. Nerede abi? Mesela o da onun yatırımı düşünerek. Orada bir risk var mı yani o transferler? Yani Marcado işte sevgili bizim Mustafa'nın Mitrovic hangi dönemde geldi? Çalışması o. İşte Şenol Hoca'ya geldi. Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Şenol Hoca'ya geldi Mitrovic. Mesela Adem de 4-4,5 milyon verilerek alınan bir oyuncuydu. Laiç mi? Evet. 6,5. Ya o da bir yatırım. İtalya'ya yani nasıl gideceğini ben onu anlamıyorum. Şimdi Fiorentina'da oynadı. Roma'da oynadı. Inter'de oynadı. Torino'dan Beşiktaş bonservisiyle aldı Ender. 4 tane İtalyan takımında oynadı. Yani orada yüzü eskimiş. Yani orada biliyorlar performansının ne olduğunu, böyle gel gitler yaşadığını. Sağ dışında, sağ içinde oyunun bir bölümünü oynadığını, genelini oynamadığını. Bir tek kiralık diye Beşiktaş'a işte o sene çok sıktı. Çok akıllı bir oyuncu. Hem bonservis de aldı Beşiktaş, hem de çok ciddi bir rakam. Bir de kontrat. Performans vermiyor. Yani İtalya'ya konuşuluyor gidecek diye. İtalya'da zaten 4 takımda oynadı Ender. Evet. Biliyor İtalyanlar yani ya, performans istikrarının iyi olmadığını. Mesela söylemişti bana Önder Hoca. O zaman Beşiktaş'tayken Talisca'yı Fikret Orman açıkladığı için söylüyorum. Önder Özen geldi bana. Esasında bir oyuncu var. Çok iyi. Ama zayıf. Yani fizik olarak. Zayıf ve koşmadığı için almazsınız. Demiş. Talisca için. Bir sezon sonra kiralıyorlar. Önder Hoca gittikten sonra. Yani adam da geldi çatır çatır oynadı yani Beşiktaş'ta. Yani insana yatırım yapıyorsunuz. Yani o konuda şeyinden ziyade, futbol yeteneklerinden ziyade aklı... Ya o da aklı, şeylerden biri, parametrelerden aklı, biri. Aklı sağ içi kadar sağ dışı da. Türkiye'ye uyuması, takıma uyuması. Şimdi şey konuşuyoruz. 1000 tane parametre var. Bu Penza'yı konuşuyoruz değil mi? Çatır çatır oynuyor. Adam Portekiz'de gol yok. İkinci liginde yani, gol yok. Yani Türkiye ligi zor lig diyorsun ya. Kaç takımda teknik golü adamı hayır, geçti ya. Hayır gelmiş buraya yakalamış. Bir hava yakalamış ama. Çocuk. Belli yani burada. Peki. Göztepe gitti. Gaziantep gitti. Evet. Gitti. 8'di. 8'di. 9'du galiba. İlk yarısı bitmedi Ender. Daha 20 maçı tamamlamadık.
Tamam, 20 maça da daha var. Peki Türkiye Ligi'nde, Süper Lig'de kırmızı kart görmeyen kaç takım var? Bilemiyorum hocam, onları araştıralım. Böyle bir hamlede böyle hop diye sana... İki takım var. Göztepe, Konyaspor. Öyle mi? Tabii.